Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugünkü inceleme konuğumuz Huawei'nin orta segmentteki yeni modeli P40 Lite E. Aslında burada aklınıza şu soru gelebilir. Zaten P40 Lite, P40'ın böyle kesilmiş versiyonu değil miydi? Kesilmişin de mi kesilmişi vardı diye düşünebilirsiniz. Lakin Huawei P40 Lite E'yi aslında bu P40 serisinden önce tanıtmıştı. Fakat ülkemize gelişi biraz geç oldu. Bu telefon yurt dışında Mart ayında satışa sunulmuştu arkadaşlar. Günümüzde ise ülkemizde yani Türkiye'de satışa sunulmaya başladı. Dolayısıyla P40 Lite E'nin aslında P40 serisinden ayrı bir yerde olduğunu da söyleyebiliriz. Zaten bunu dış tasarımıyla da az çok belli ediyor. Bildiğiniz üzere P40 Lite'da dörtlü bir ana kamera modülü vardı. P40 Lite E'de ise üçlü bir ana kamera modülü bulunuyor. Fiyat anlamında baktığımız zaman P40 Lite ile Lite E arasında öyle büyük bir uçurum yok. Lakin yine de günün sonunda P40 Lite E'nin daha ucuz olduğunu söyleyebiliriz. İncelememize telefonun tasarımıyla başlayalım arkadaşlar. Dışarıdan baktığımızda oldukça şık görünen bir tasarıma sahip P40 Lite E. Burada delikli ekranın rolünü de unutmamak gerekiyor. Açıkça söylemek gerekirse delikli ekran damla çentiklere göre biraz daha şık duruyor arkadaşlar. Ama yine de çerçeveleri kalın tuttuğunu söyleyebiliriz. Yani şöyle bir baktığımız zaman uzaktan çerçevelerin son derece net bir şekilde fark edildiğini söylemek mümkün. Yani uçtan uca bir ekran söz konusu değil. Özellikle alt kısımdaki çerçeve yan çerçevelerin neredeyse 2 ya da 3 katı hatta bayağı bir kalınlık var orada. Hani buraya bir parmak izi için home tuşu koysalar konurmuş, o derece bir kalınlık bırakmış Huawei orada. Dolayısıyla burada bu çerçeveyi üst kısma kaydırıp damla çentikte kullanılabilirdi. Bunu sizlerle paylaşmış olalım. Gelelim telefonumuzun arka tarafına arkadaşlar. Arka kısımda dikey olarak konumlandırılmış üçlü ana kamera modülüyle karşılaşıyoruz. Bu modülün hemen altında ise flash ışığı bulunuyor. Telefonumuzun orta bölümünde ise parmak izi okuyucusu mevcut. Peki neden ekran altında değil de bu parmak izi okuyucusu telefonun sırtına yerleştirilmiş? Bunu da hemen sizlere söyleyelim. Çünkü Huawei bu modelinde AMOLED ya da OLED bir panel kullanmamış arkadaşlar. IPS LCD bir panel tercih etmiş. Dolayısıyla bildiğiniz üzere IPS LCD panellerde ekran altı parmak izi okuyucusu çalışmıyor. Yani ekran altı parmak izi okuyucusu teknolojisini kullanabilmek için OLED bir panel kullanmanız gerekiyor. Dolayısıyla burada da IPS LCD panel tercih edildiğinden ötürü parmak izi okuyucusu telefonun sırt kısmına yani arka kısmına yerleştirilmiş. Telefonu yan tuttuğumuzda size doğru bakan kısmının sağında ses açıp kapatma ve güç tuşunu görüyoruz. Diğer kısımda yani solda ise sim kart girişimiz bulunuyor. Alt kısma baktığımızda arkadaşlar 3.5 mm'lik kulaklık girişinin hemen yanında mikro 2 girişini görüyoruz. Yani burada Type-C girişi bile kullanılmamış, artık bir çağ dışı kalmış diyebiliriz. Mikro 2 girişine yer verilmiş. Bu bence telefonun en büyük eksilerinden bir tanesi diyebilirim. Gelelim arkadaşlar telefonumuzun sayısal verilerine. Bu telefonda Huawei Kirin 710F Yonga setini kullanmış. Bildiğiniz üzere bu zaten Huawei'nin kendi üretimi olan ve orta segmente hitap eden bir Yonga seti. Çok böyle aman aman performans odaklı bir Yonga seti değil. Güç tüketimi de hatta biraz normalin üzerinde. Lakin bu telefonla da istediğiniz dilediğiniz oyunları oynamanız mümkün. Ve ayrıyetten videoları izlerken de size herhangi bir zorluk çıkartmıyor. Bu Yonga seti öyle aşırı bir ısınma sorunu da yok. Tek sorun dediğim gibi biraz güç tüketimi açısından sınıfındaki rakiplerinin aşağısında kalıyor olması. Telefonda 4 GB RAM bulunuyor arkadaşlar. Dahili depolama alanına baktığımızda ise 64 GB'lık bir alanın olduğunu görüyoruz. Fakat bu alan benim için yeterli değil diyorsanız micro SD girişinin bulunduğunu da belirtelim. Yani bu depolama alanını micro SD ile yükseltmeniz mümkün. Telefon kutudan çıktığında MIUI 9 destekli Android 9 ile çalışıyor. Lakin telefonda Google servisleri mevcut değil. Dolayısıyla burada da yine güncel Huawei modellerinde olduğu gibi Huawei mobil app'i kullanıyorsunuz. Zaten kutunun üzerinde de Explore it on Huawei App Gallery logosu mevcut. Dolayısıyla burada Google servisleri eğer sizin için çok önemliyse telefonda Google servislerinin olmadığını bir kez daha altını çize çize belirtelim. Az önce belirttiğimiz üzere IPS LCD bir panel var. Bu panelin çözünürlüğü 720x1560 piksel. Ekran kasa oranı ise %82.4 oranında. Bunun günü kurtardığını söylemek mümkün. 6.39 inçlik bir ekranımız bulunuyor. Bunları da bir kez daha belirtelim. Gelelim kameramıza. Arka kısımda
48 megapiksellik f1.8 diyafram aralığına sahip geniş açılı kameramız mevcut. Bu kameraya 8 megapiksellik ultra geniş açı ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta ise arkadaşlar 8 megapiksellik selfie kameramız mevcut. Baktığınız zaman rakamsal olarak bu değerlerin günü kurtardığını söylemek mümkün. Fakat kamera söz konusu olduğunda bizim için önemli olan rakamlardan ziyade gerçek hayatta nasıl bir performans sunduğu. Önümüzdeki günlerde P40 Lite ile birlikte bunun karşılaştırmasını, kamera karşılaştırmasını yapacağız. Dilerseniz iki model arasındaki fotoğraf çekim kalitesine oradan da göz atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu telefonla çektiğimiz birkaç fotoğrafla sizleri baş başa bırakalım. Evet, gördüğünüz gibi telefonun çekim kalitesi bu şekilde. Şimdi ise bir video kaydı yapacağım bu telefonla ve telefonun hem ön kamerayla hem de arka kamerayla nasıl video kaydı yaptığını görmüş olacaksınız. Şu anda telefonun ön kamerasını açtım ve evet, video kaydına girdim. Bu videoyu arkadaşlar şu anda Huawei P40 Lite E modelinin ön kamerasıyla çekiyorum. Telefonun ön kamerasıyla bir çekim yapmak istediğinizde karşınıza çıkacak olan görüntü ve ses performansı bu şekilde olacaktır. Evet Oğuzcuğum, rica etsem telefonun reş tuşuna basabilir misin? Şimdi bir de arka kamerayla kayıt alalım. Evet, şu anda arkadaşlar telefonun arka kamerasıyla kayda başladık. Huawei P30 Lite E ile yapacağınız P40 Lite E düzeltiyorum yapacağınız kayıtlarda bu şekilde. Tabi şu anda bir ofis ortamında ve kapalı bir ortamda bulunduğumuzda sizlere hatırlatmak isteriz. Dolayısıyla evinizde böyle hani YouTube çalışmalarınız falan varsa ve bu telefonla YouTube çalışması yapmak isterseniz görüntü ve ses performansı hemen hemen bu şekilde olacaktır. Evet arkadaşlar, P40 Lite E'nin kamera performansı kabataslak bu şekilde diyebiliriz. Fakat tekrardan hatırlatıyorum, önümüzdeki günlerde P40 Lite ile bir kamera karşılaştırması yapacağız. Bu karşılaştırmada daha detaylı fotoğraflar çekeceğiz. Sizde makro çekimler yapacağız, gece modunda çekimler yapacağız. Dolayısıyla iki telefona aynı açıdan farklı fotoğraflar çekeceğiz. Ve böylece iki model arasındaki kamera farkını da sizlere az çok göstermiş olacağız. Evet, gelelim telefonumuzun bataryasına. Huawei bu telefonunda 4000 mAh'lik ortalamanın üzerinde bir bataryaya yer vermiş. 2 günü falan rahat çıkartıyorsunuz bu telefonla. Ben bu telefonu test ettiğim süre içerisinde oyun oynadım. Konuşma da yaptım. İşte normal bir şekilde kullandım yani. Gün içerisinde WhatsApp'a da girdim, Instagram'a da girdim, oyunlar da oynadım. Ve genel olarak 2 günü çıkardığını söylemek mümkün arkadaşlar. 4000 mAh'lik batarya çok da ufak sayılmaz. Çünkü 10 Watt'lık bir hızlı şarj desteğimiz bulunuyor. Dediğim gibi tek eksi yanı Micro 2 ile gelmesi. Artık hemen hemen bütün telefonlar, yani giriş segmentindeki modellerde bile Type-C görmeye alıştık artık. Bu bağlamda Huawei'nin bu telefonda Micro 2 kullanmasını ben çok da doğru bulmadım açıkçası. Buraya da bir Type-C girişi olurmuş. Buna rağmen 10 Watt'lık hızlı şarj desteğinin olması önemli. Böyle telefon taktığınız zaman yaklaşık olarak 2 saatte tam şarja ulaşıyor. Dolayısıyla eğer bütçeniz 3000 liranın altındaysa P40 Lite E modelini de göz ardı etmemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, son olarak P40 Lite E'nin fiyatına gelelim. Bu telefon internette halihazırda 2750 lira ile 3200 lira arasında çeşitli fiyatlardan satılmakta. Yani biz Huawei Türkiye garantili olarak 2750 liraya satılan yerlerde gördük. 3100 liraya satılan yerlerde
var. Dolayısıyla en düşük fiyat bareminde baktığımızda 2750 Türk lirasına bu telefona sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Tabi bu telefonda Google servislerinin olmadığını sizlere bir kez daha hatırlatalım. Lakin Google servisleri olmasa da Huawei artık app mağazası, yani uygulama mağazasını son derece verimli bir şekilde kullanmaya başladı. Pek çok popüler uygulama buraya geldi. Hatta son olarak biliyorsunuz getir tarzı böyle Google Maps'e dayanan tabanı bu uygulamalar yoktu ve büyük eksikliği hissediyordu. Onu bile Huawei bir şekilde kendi mağazasına getirmeyi başardı. Muhtemelen önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde Huawei App Gallery ve Google servisleri arasında pek bir fark kalmayacaktır. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.